Selamlar. Bugün Enes'le birlikteyiz. Uzun yola çıkıyoruz Ankara'dan Muğla'ya. Bir 5 günlük ufak bir kaçamak tatil diyelim. 3 kişiyiz. Bir yakıt tüketimi testi yapalım. A4'e yapmıştık malumunuz. Buna yapmasak olmaz. Yani bagajımız çakılı dolu. Arka koltuğumuz dolu. Onu da şöyle göstereyim. Hatta yer yok yani. 3 kişiyiz. Sadece sağ koltukta oturma yerimiz var. 750-750-1500 kilometre bir yolumuz var gidiş dönüş totalde. Enes de arabasını getirdi, şuraya koydu. Gösteremedim. Aha, şuraya koydu. Enes'in 5'i tabii ki de. Ama böyle. Bu benim diğer canavar, bu yatıyor. Bu ekskluziv, aslında bununla yola gitmek lazım konforlu diye, ama bununla devam edeceğiz. Şimdi burada bir başlayalım videoya. Bir destur verelim. Yakıt alacağım, yakıtı fulleyeceğim. Yakıtı fullledikten sonra asıl olayımız o zaman başlayacak. Şu an 9700 kilometrede filanım. Bakalım bir yolumuz bitsin. Ondan sonra çift Bakalım şoför nasıl gideceğiz. 90-100-110 gideceğiz. Zaten otoban kullanmayacağız. Otoban yok yolumuzun üzerinde. Ve şöyle bir durum var. Duble yollarda, uzun yollarda 110 kilometre sınırımız olduğu için biz de 100-110 tarzı takılacağız. İnşallah, temennimiz bu. Şimdi yakıt fulleniyor. Ardından kilometreyi falan sıfırlayacağım. İçeride kadranlardan size bahsederim zaten. Hemen hemen doluydu. Bir parça daha, biraz daha alacak. Bakalım. Devamını söylerim içeride şimdi. Yakıtı fulledik. Menzil 669 diyor. Tabi bu değişecek uzun yolda. Seyirden hemen komple bir sıfırlayalım. Totali de sıfırlayalım. Geri dönüşte de buradan ölçmüş oluruz. Şurayı da sıfırlayalım. 9768 kilometrede yola başlıyoruz o zaman. Hadi bakalım, bismillah, yolda devam. Şimdi Polatlı'ya çıktık, yaklaşık 70 kilometre oldu değil mi? Ha, şey 70 yapalım. kilometrede ortalama yakıt tüketimimiz 6. Bir zehir molası verdim ben yine. İyi gidiyoruz. 94'te kruz yaptım, hız sabitleyici. Ona rağmen iyi gidiyoruz, biraz uzun sürecek gibi yol. Petroldeyiz böyle. Türkiye Petrolleri. Sakin, güzel güzel ilerliyoruz şimdilik. İleride biraz daha bilgi veririm. Bakalım duruma göre hareket edeceğiz. Çok iyi. Arabamız ağır diye sarsıntı da yaşamıyoruz. 2 ton 100 kiloyuz şu an. Yakıtla birlikte bagajımız ve bizlerin kilolarıyla 2 ton 100 kilo. Arabanın kendisi 1720 kilo zaten. İyi ilerliyoruz. Hadi bakalım. Olan lastik gümlemedi de havası kaçtı. Ve son durum. Ay, şu Afyon yolu 70-80 kilometrelik dümdüz olan yol, sıkıcı olan yol. Şurada 703 kilometre range'imiz var. 160 kilometre yol gelmişim. 2 saat 22 dakikada. Bunun 50 dakikası kayıp. O da şöyle bir kayıp. Lastik sağ olsun ya. Bir tane petrole girdik. Ya kompresörü bozuk ama herhangi bir şekilde bozuk ibaresi hiçbir şey yok. Tutuyorum, ulan doluyor mu dolmuyor mu anlamıyorum. Zaten soğuk hava. Bir baktım lastik indi. Basınç 11'e indi. Normalde olması gereken 36-37 önler. Ama ne yazık ki 11'e kadar indi. O şekilde 6 kilometre boyunca ilerideki petrole kadar bir cebelleştik. Bayağı cebelleştik yani. Yavaş yavaş. Ardından orası olmadı. Yani tutturamadık. Onunki bozuk. Ondan bir 10 kilometre, yok 20 kilometre ilerisinde biyopet bulduk. Yeni açılmış. Onun basıncı iyi. Şu an lastik basınçlarım da güzel. Onları da göstereyim hemen. Şöyle, şu an lastik basınçlarım da iyi. Yani yolda devam. Muğla'da adam gibi bir lastikçiye gidip de ölçtürmek gerekiyor, yaptırmak gerekiyor tam kıvamında. Ama Muğla'ya kadar rahatım en azından. Ufak sapmalar haricinde bir sıkıntım yok. İyiyiz. Enes işte. Enes'in varlığı ve direkt
ilk baştan koptu. Sağ buradayım olsun. Buradayım. Keyifler yerinde. Yerinde. Sağ ol. Şoförüm götürüyor bizi. Hadi bakalım, devam ederiz sonra videoya. Ve 10.000. Bir araç daha ömrünü tamamladı. Yakında inşallah daha güzel yeni bir araçla devam ederiz. 10.000'i de gördük. Maşallah. Güzel görünüyor be. Merhaba. Burdur'a geldik. 5 kilometre falan var yani giriş yapmaya şehir merkezine. Karşımızda görünen ışıklar Burdur. Az bir yolumuz kaldı. 230-220 kilometremiz falan var. İyi geliyoruz. 150 kilometredir Enes kullanıyordu. Ben uyudum çünkü biraz pert oldum. Şimdi ben tekrar direksiyona geçtim. Onda son durumu şöyle izah edelim. 400 kilometre olmuş yola çıkalı. 6.4 kilometre ortalama tüketimimiz var. Enes 1,5 saat boyunca zaten sisin içinde sürdü. 80. Ben arabayı verdim, sise girdi. Ben arabayı aldım, sis yok. Yani iyi, daha yarım depoya gelmedik. Yakıyor muyuz? Yakıyoruz. Allah var yani. Arabayı yakıyor. Az kaldı. Yolumuz bir şey kalmadı. Yollar da çok güzel bu arada. Günaydın. Muğla'ya 100 kilometrem kaldı. Enes tuvalete gitti. Şöyle göstereyim. Komple sisin içinde geldik. Buz tuttu araba. -4, -5'ler. Hani Ankara'dan çıktık geldik. Güya kurak şehirden deniz görecektik. Henüz hiçbir şey göremedik. Ama yol keyifli mi? Keyifli. İyi gidiyoruz maşallah. Biraz kirlendik. Kirlenelim. Olsun. Biraz viraj kasalım dedik. Yakıt tüketimimiz iyi. Yarım deponun bir tık altındayız. Yarım depoya geldik diyebilirim. Ya da 1/4 depo. Ama iyiyiz şimdilik. Okeyiz ya. Maşallah. Şurada da şeyler var. Koyunlar var. Biz neredeyiz ya? Dağa geldik. Burada da temiz sahibinden Toros iyi viraj kasmış. Lastikler falan iyi yemiş. İyi maşallah. Hadi bakalım Muğla'ya gidince orada bir görüşürüz.
Tekrar merhaba. Muğla'dayım. Geldim. Enes uyuyor evde. Arabayı yıkadım. Bahçeyi suladım. Vesaire, ben daha uyumadım. Birkaç ufak işim var Fethiye'de. Fethiye'ye geçeceğim. Bayağı yorgunum. Şöyle ben size buranın manzarasını da göstereyim. Göstermek isterim en azından. Manzara şöyle. Bu komple bir taş ev. Şurada bir fırınım var. Havuz pis. Suyunun değişmesi lazım. Burada eski tarihten kalma yerler var. Bu üzerinde bulunduğum teras gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda altında da bir dairem daha var. Şöyle. Neyse. Güzel yol yaptım. Muhtemelen 650-700 kilometre yol yaptık. Bunun dönüşü var. 4 gün buradayım şimdi. Muğla'dayım 4 gün boyunca. Videonun ilerleyen kısımlarında yine devam edeceğim. 650 kilometre-700 kilometrelik bir yolumuz oldu. Dediğim gibi toplamda muhtemelen 2000 kilometre yol yapacağım. Yakıtım şu an iyi. 300 kilometre menzil gösteriyor. Yani bayağı iyi geldim. Bu tahmini bir depoyla 1000 kilometre yapıyor bu şekilde tasarruflu kullanınca. Selamlar. Şimdi Babadağ'ın bir kısım altındayım. Enes'le birlikte buralarda işimiz var. Şöyle Babadağ. Yani inanılmaz yüksek, dehşet bir şey. Daha da bilmiyorum, yol gidiyorum ama. Kaç kilometre geldik? 30 kilometre, 30-35 kilometre geldik ama 1,5 saat sürdü bu gelişimiz. Çıkış inanılmaz zor. Bilmiyorum Fethiye bu Babadağ yolunu bilen var mı? Ölüdeniz tarafından çıkılan. Başka bir yolu var mısa onu da bilmiyorum. İnanılmaz zor abi. Zaten şuralar komple toprak, gördüğünüz üzere toprak yol. Aşağılar komple toprak yol. Hatta şöyle göstereyim. Benim geldiğim yolun devamı şu şekilde, komple toprak yol. İnsanlar buralarda yaşıyorlar. İkinci günü de bitirdik. Bugün salı. Salıyı komple bitirdik. Şimdi her şey yolunda. Şöyle şömineyi de yaktık. Bayağı güzel yaktık hem de. Zaten ya şömine devam edecek ya da biz kül olacağız, ev yanacak. Yani biraz fazla yaktık galiba. Şöminelikten çıktı. Ama olsun. Her şey yolunda. İkinci gün böyle. Yarın da buradayız. Perşembe günü de yola çıkıyoruz Allah'ın izniyle. Yakıt olarak ilk depoyu aldım. Devamını zaten Ankara'da durduktan sonra göreceğiz, hareket edeceğiz. Şimdi keyfimiz yerinde maşallah. Şimdi perşembe günündeyiz. Dönüşe çıkacağız. Çıkmadan tabii ki meşhur olan Kayaköy'de, Fethiye'de böyle tarihten kalma. Tarihten dediğimde 50-60 yıl önce terk edilmiş bir yer. Bayağı bir köy yani. Ürpertici ve korkutucu bir köy. Benim kaldığım yer geceleri burayı görüyor. Gördüğünüz gibi hepsi harabe. Köy terk edilmiş tamamen. Dönüş yoluna çıkacağım. Çıkmadan önce bir göstereyim dedim. Evet, şimdi Çalış plajından bakalım. 988 kilometredeyiz.
şöyle göstereyim. 89. Ortalama yakıt tüketimim 8.9. Normalde bu kadar çok olmaması gerekiyor ama çok fazla dağa çıktık. 22 saat sürmüşüz totalde. Yarım depo, 1.5 depoda bu kadar. Daha Ankara'ya döndüğümüzde de teferruatlı olarak bakmış oluruz. Burada şöyle bir araba gördük. Maserati ama plaka enteresan. NASA plaka Urhan. Yani nedir? Ben çözemedim arabayı ama bilginiz varsa bununla ilgili bir yorum yazın. Bilelim biz de neymiş ne değilmiş. NASA arabası mı yani? Uzaya mı gidiyor? Ay çok iğrençti espri. Vallahi çok iğrençti. Enes'ten bulaştı. Hemen bok atayım. Hemen sallan. Hemen. Neyse. Şimdi çıkıyoruz zaten Çalış plajından. Bir hediyelik bir yere uğrayalım, bir şeyler alalım, oradan da devam ederiz. Yakıt alınca da konuşuruz tekrar. Yoldayız. 260 km menzilim kaldı. Ortalama yakıtım yükseldi çünkü dağa çıktım. Gele gele 70-80 km önce geldim ama burada bayağı bir yağmur var. Dikkatli gidiyoruz. Keyifli. Yağmurun da tadını çıkartıyoruz bir yandan. Burdur'dayız. Direksiyonda Enes var. Yani 100 kilometredir Enes kullanıyor zaten. Ben biraz yoruldum. Çıktığımızdan beri 230 kilometre olmuş. Enes'in kullanımı sağ olsun. 8.2 ortalamamız var şu an. Oldukça yavaş gidiyoruz. Ya keyifli gidiyoruz. Burdur'da olanlara da selam olsun. Az bir geri açıyı alırsan hani ben görüneyim, anlatayım filan. Anladın mı? Yol da görünsün aynı anda. Şimdi dostlar, şöyle bir durum var. Afyon'a yaklaştık. Bayağı az bir mesafemiz kaldı. Totalde 270 kilometremiz var. 370 kilometrede gelmişiz. Ortalamamız şu an yola çıktığımız andan itibaren 8.0. Ve dışarıyı göster kardeşim benim. Kar yağıyor. Sis dahil olmak üzere sis var burada. Aynı zamanda kar yağıyor. Ama güzel de yağıyor. Tepeler tutmuş zaten. Gördüğünüz üzere. Enteresan. İyi ki gece gitmiyoruz yani. Şu tipi çünkü. Bizim kış lastiklerimiz mevcut. Aracımız 4 çeker zaten. Çok şükür. Hiçbir sıkıntımız yok maşallah. Müziğimizi dinliyoruz. Keşke Bang & Olufsen ses sistemi olsaymış araçta. Eksikliğini çok hissettik. İyiyiz. Maşallah. Biraz daha ileride merhaba. Hız kamerası. Toplamdaki kilometremiz Fethiye'den çıkalı 407 kilometre olmuş. 7.8 ortalama yakıt tüketimimiz var şu an. İlk Ankara'dan çıktığımızda yani pazar günü gece, pazartesine bağlanan gece. Toplamda o saatten itibaren 1371 kilometredeyiz. Gayet iyi gidiyoruz.
250 kilometremiz kaldı. Çok bir şey kalmadı. Yakınız da zaten. Şu an Afyon'dayız. Afyon'da çıktık sayılır. Bitirdik yani en azından Afyon'u. Böyle ufak ufak, malum bilenler bilir. Burada inanılmaz uzun, çok sıkıcı, dümdüz bir yol var. Bütün derdim orası şu an. Ve sonunda Ankara. Şimdi başladığımız noktadayız. Yakıtı aldığım noktadayım ilk başta. Şimdi yakıtı fulleyeceğim. Diğer videolarda olduğu gibi, daha doğrusu bir tane A4'te olduğu gibi. Burada da yakıtı fulleyeceğiz, devam edeceğiz bakalım. Şimdi devamı otoparkta bir bakarız. Enes'le birlikte orada bir çekerim. Devamına bakalım. Kısmet. Ve yol bitti. Otoparktayız. Parkımızı yaptık. Enes şimdi gidecek. Yani belki gidecek, belki gitmeyecek. Eve dahil olur mu bilmiyorum. Dahil olursa zaten videodan görürüz. Arka gördüğünüz üzere silme dolu. Sağda sadece bir kişi oturmalık yer var. Yakıtı fulledim. Ve bagaj aynı şekil silme dolu. Selamlar. Kapanışı evde çekeceğim dedim ama o kadar çok yorgundum ki direkt sızdım. Şöyle söyleyeyim. Totalde hesapladım. Fişlere baktığım zaman 994 TL'lik bir yakıt almışım. 1624 kilometre de yol gitmişim. 1624 kilometre 994 TL'lik yakıtla kilometredeki kuruş hesaplarsak 61 kuruş. Bu sefer doğru hesaplıyorum. Adı videosu gibi olmayacak. İnşallah yani. Temennim o doğrudur diye düşünüyorum. 61 kuruş yakmışım. 90-100-110 gittim. Gidiş dönüş yani hiç basmadık. Tasarruflu olsun dedik. 4 gün boyunca günlük bir 35 kilometre dağa çıkış, 35 kilometre dağa iniş. Bunu iki defa yaptım. 60-120-120'den hesaplasak 120'nin 60'ı 3 gün hesaplayayım, hatta 4 de değil 3 gün. 3 gün boyunca dağa çıktım indim, çıktım indim, çıktım indim. 120-180 kilometre boyunca aralıksız dağa çıkışı yaptım. Yani ciddi bir dağa çıkışı. Fethiye'yi bilenler bilir, baba dağ, sıkıntılı bir dağ ve ben en zirveye kadar çıktım hemen hemen. Olabildiğince tasarruflu gitmeye çalıştım, full ekonomik moddaydım. Buna rağmen 61 kuruş yaktık. 1624 kilometre güzel bir sürüş oldu, güzel bir zaman geçirdik. Gidişimiz 9,5 saat falan sürdü, komple sisin içinde gittik çünkü. Dönüşte komple yağmurun içinde döndük. Enes olabildiğince tasarruflu kullandı, Enes'e verdim dönüşte. Birçoğunda Enes kullandı ve olabildiğince tasarruflu kullandı çünkü o beni tolere etti. Ben biraz sert kullandım, sağ olsun. Son olarak söylemem gerekenler, bu araç uzun yol aracı değil. Sadece otobanda kullanabilirsin. Onunla da basamazsın. 1.5 motor hantal kalıyor. 1710 kilo. Biz totalde 2 tona yakındık. 2 tonduk zaten neredeyse. 3 kişiydik ve araba gırtlak doluydu. Bagaj doluydu. Sol koltuğum da komple doluydu. Memnun muydum arabadan? Abi hayır, kesinlikle memnun değilim. Yani bu arabaya 600-700 bin vermek yani enayi işi. Kendime demiyorum enayi diye ama gerçekten enayi işi. Bu arabaya bu paraları vermeyin. İkinci el e-coupe falan alın. 50-60 binde, 80 binde fark etmez ama adam gibi bir arabaya binin. Uzun yolu hiç konforlu değil. Hiç rahat değil. Dar bir araba. Sıkışa sıkışa gidiyorsun. Sıkışa sıkışa dönüyorsun. Neticede olayımız bu. C'nin yakıt videosu buydu. 1600 kilometrelik ortalamamız bu şekilde oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, iyi veyahut da kötü eleştirileriniz varsa değerlendirmeyi de unutmayın. Teşekkür ederim. C'lerin son zamanları, iki tane var bende biliyorsunuz. Biri ekskluziv, biri AMG donanım. C'ler gidiyor. C'ler satıldı. Şu an sırada Opel Astra var. Biraz düşüş yaşıyorum. Nisan'da biraz daha farklı araçlara geçeceğim. Şimdilik Opel Astra kullanacağım. 1.4 motor, 145 beygir. Eğer fırsat olursa onunla da bir uzun yol vlogu yapacağım. Muhtemelen fırsat da olur zaten. Neyse, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.